shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Özşahinez, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cesur Farm'ın garajındayız. Cesur Farm'ın traktörünü inceleyeceğiz. 525C traktörü var. Bizim kanalımızın misafiri. Aynı zamanda Cesur Farm'da bizim misafirimiz. Ben sözü ona bırakıyorum. Birazdan traktörünü birlikte inceleyeceğiz. Benim bildiklerimi, ben anlatacağım bilemediklerimi. Zeki yardımcı olacak. D30 çok hakim olduğumuz bir traktör değil. Ama şu anda çok merak edilen traktörlerden birisi. O yüzden size onu da incelemek istedik. Zaten konsept videolarımız olacak Zeki ile de birlikte. Onun kalanını açıklamalar kısmında aşağıya bırakıyorum. Videonun sonunda da olur. Hatta şurada yukarıda bilgi ekranı çıkacak. Oradan da kanalına direkt geçebilirsiniz. Tabii videoyu izledikten sonra geçin. Direkt geçmeyin. Onun kanalında da 120'yi incelediğimiz video mevcut. Bir de Zeki'nin dilinden 120'yi dinlemek isterseniz onun kanalına da misafir olabilirsiniz. Ben sözü Zeki'ye bırakıyorum. Ömerciğim, öncelikle sen hoş geldin. Ben de senin kanalına hoş geldin diyeyim. Evet arkadaşlar, ben Zeki Cesur. Bugün Cesur Farm'ı değil, Ömer Özşahinesi izliyoruz. Benim de aynı bölgede tarım yaptığımız Ömer'le beraberiz. Ve aynı zamanda benim de bir YouTube kanalım var. Ömer'in de söylemiş olduğu gibi lütfen bize de abone olmayı unutmayın. Bugün Ömer'in 6120 emini inceledikten sonra dedim ki benimkini de sen incele, 5125C'yi beraber dedim birbirimize içerik çıkaralım. Şimdi gelin dilerseniz doğru traktörümüze doğru geçelim. Evet arkadaşlar, traktörümüzün ön kısmından incelemeye başlıyoruz. Traktörümüzün ön kısmında 10 adet ağırlığımız var. Bu ağırlıklarımız 40'ar kilo hepsi. Onun haricinde burada 400 kiloluk bir askı demirimiz var. Evet. Burada ön aydınlatmalarımız bayağı fazla. Burada var, üst taraflarda var. Burada bir de LED'imiz var. Bu gündüz farı olarak geçiyor sanırım. Evet, gündüz LED'i. Böyle tatlı oluyor gündüzleri açtığınız zaman. Çok güzel görüntüsü var. Zaten bu traktörümüz arkadaşlar, videonun başında söylemeyi unuttuk. TR'nin en dolu traktörü diyebiliriz. TR'nin en dolu 525 traktörü D30'un. Evet. Şöyle gördüğünüz zaman zaten yukarıda çakarlanmalarımız mevcut. Yan tarafta ekstra Zeki'nin kendi takmış olduğu aydınlatma lambaları mevcut. Bunları kendi D30'unuz, kendi traktörünüze takmak istiyorsanız Cesur Farm'ın kanalına gidip bunlar Zeki satışını yapıyor zaten. O konuda da size yardımcı olacaktır. Hatta ben onunla ilgili Zeki'ye de sorayım. Bunları nereden alabilirler, nasıl yapabilirler? Bunları özelden bana Facebook, Instagram'dan ulaşabilerek direkt DM üzerinden onlara kargo, Türkiye'nin neresinde olursa olsun kargo üzerinden yardımcı olabiliriz. Fiyatlarını da özelden verelim arkadaşlar. Aynen, çünkü günlük fiyatlar değişti. Tabii, şu anda 100 lira dersin. Bir ay sonra 200 lira olduğu zaman ya 100 lira demiştin niye 200 lira oldun gibi bir dolandırıcı sıfatına geçen. Ona gerek yok. O yüzden özelden Cesur Farm'a Zeki'ye ulaşabilirsiniz. Ben Cesur Farm diyorum sürekli. Kanalın ismi Cesur Farm olduğu için de. Daha uygun. Aynen. Cesur Farm olarak siz de aratırken kolay olur. Cesur Farm olarak hitap edelim. Evet. Dediğimiz gibi lambalar için ona ulaşabilirsiniz. Böyle yan tarafına geldiğimiz zaman traktörün AdBlue ve tankımız burada, yakıt tankımız. AdBlue ve yakıt tankının ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zeki 140'a 15 söyledi. Yani bir 12 saat çalışma kapasitesine uygun, gayet ergonomik. Bizim traktörü de az yakan bir traktör. Tabii, evet. Bayağı bir az yakıyor. Bizim jönleriye göre özellikle bayağı az yakan bir traktör. Yakıt konusunda yakıt cimrisi bir traktör. Üzerinde aslan figürleri, yıldızları, süslemeleri mevcut zaten. Güzel olmuş. Gayet traktör açık gösteriyor. Cam film var. Merak eden arkadaşlar belki olacaktır. Niken cam film var. İçinden gayet hiç olmuyor. Yani cam filmi yokmuş gibi. Dışından baktığınız zaman zifiri karar. Bayağı koyun. Aynen. Evet. Güzel oluyor aslında. Bizimkinde de cam film var. Onu söylemeyi unuttuk da. Bizimki çok açık bir numara. O ya iyi olmuyor. Babam pek sevmiyor işte. Gece görüşümü azaltıyor diye. Aslında hani hem sürüş konforunuz için hem de klima için. Klima için çok faydalı. Güneş çok fazla almadığı için sizi çok fazla güneş yormuyor. Hani hem süs olarak hem de kullanış olarak çok muhteşem bir özellik. Arka tarafa doğru gelirken arka tekerin jantlarında burada 3 tane ağırlığımız var. Bunlar 30'ar kilo tanesi, 90 kilo yani toplamda bir teker üzerinde ağırlığımız var. Burada üst tarafa çıktığımız zaman tozluğumuzun üzerinde kuyruk milini çalıştırma, indirme, kaldırmalarımız mevcut. Bunlar opsiyonel de tüm hepsinde var. Var. 80 beygirden başlıyor. Bütün işte 340 beygir kadar hepsinde var. Bir dediğin gibi sen söyledin. Bu birazcık ara az olmuş. 4 parmak, 5 parmak. O da bu lastiğin ebatından kaynaklı. Normalde bu lastik bu traktör aslında büyük. Ama büyük daha lastik. Konforlu ve çekişi yakalayabilmek için büyük bir lastik takmışlar. Normalde lastiğin ebatı buralarda olması lazımken buraya çıktığı için bu aradaki mesafeyi azaltıyor. Mesafe az. Yaklaşık bir 10-12 santimlik bir bize bir açı sağlıyor. Mitas marka lastiklerimiz mevcut. Evet. Ölçülerini de söyleyelim. 460-85 R34 olarak lastik ölçülerimiz mevcut.
fren sistemini söylemeyi unuttuk. Yağ banyolu diskli. Yağ banyolu diskli frenler mevcut. Şu an bütün traktörleri geçse de D30 bunu yıllardır devam ettiriyor. Diskli frenleri nasıl? Hani bugün öyle bir fırsatımız olmadı. Bir gün hatta onu da yapalım. Ya şöyle traktörlerimizi böyle kullanalım birbirimizin. Aynen, çok ona da bakalım olacak. Nasıl kullanım yönünü. Şöyle söyleyeyim. Şeyleri. Şimdi zaten biliyorsun Türkiye standartlarında kilometre maksimum 42 kilometre olduğu için 42 kilometrede direkt frenin üstüne çöktüğün zaman seni camdan çıkarabilir. O kadar kuvvetli. Şey, arkada yük varken kayma şey yok, yapma herhangi bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü 4 fren de aynı anda tutuyor. Ve yağ banyolu diski fren olduğu için. Çiçekere de gidiyor zaten. Tabii direkt önler aslında geriye doğru zorluyor. Aynen. Bu da sizin hemen durabilmenizi sağlıyor. Yani önünüze bir hayvan çıktığı zaman, bir şey olduğu zaman yolda bir hendek, tümsek. Arkanızda bir yük olsa bile anında size durabilme kapasitesi veriyor. Şey, direksiyon açısını söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Hatta evet. Traktörün önünden şöyle bakalım. Yani traktörün tekeri utanmasa 90 derece dönecek. Şöyle 125 beygir bir traktöre göre muhteşem bir açıya sahip. Kaç metre yarı çapında biliyor musun peki? Vallahi Ömer onu bilmiyorum. Hiç denemedim. Ama bilmiyorum yani. Onu da inşallah başka bir zaman ölçeriz. Aynen. Hem ölçeriz hem öğrenir, deneriz zaten. Aynen. Ya bizimkinin 4,5 metre olarak biliyorum ben dönüş yarı çapını, manevrasını. O 4,5'sa bu da yani yanılmıyorsam 3,5 civarındadır mesela. Aynen. Hani şöyle açısına bakacak olursak. Bayağı bir de bu, dar bir açısı var. Şimdi Alman traktörü olduğu için Mercedes gibi böyle döndürdüğün zaman hafif yatıyor. Aynen. Dönüşler şöyle baktığınız bu zaman zaten şeyi direksiyonun açısını görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir de traktörümüzün arkasını inceleyelim. Arkasını inceledikten sonra traktörümüz içine girip içindeki özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Gelin arkasını inceleyelim. Bu arada arkada ekim makinesi var. Zeki piyasaya da ekim yapıyor arkadaşlar. Bölgemizde ekim yaptırmak isteyenler varsa bu konuda da Zeki'ye ulaşabilir, yardım alabilir. Granürlü bir şekilde baltalı makinesiyle şu anda ekim yapıyor. Diskli makine alacak mısın? Buradan onun sözünü de verelim mi arkadaşlar? Evet, diskli makineyi seneye tercih edeceğiz. Bu sene tercih etmemizin sebeplerinden birisi şuydu. Hem biraz maddiyat açısından zorlanmamak. Sonuçta hani yeni başladık. Yaşımız genç. İllaki daha çok yolumuzun olduğuna inanıyorum kendimce. Seneye bir traktör ve bir ekip makinesi daha garajımıza yeni üye olarak katacağız inşallah. Bunun sözünü de buradan takipçilerimize vermiş olduk. Evet. Diskli makineyi de seneye inşallah granürlü bir şekilde. Hı-hı. Bu arada traktörümüzde uydu da var. Uydulu bir şekilde ekim yapıyor. Evet, dümenlemeli sensör var aynı zamanda makinemizde. Ekip sensör. Yani şöyle söyleyeyim, birine bir ekim yaptıracağınız zaman tüm aradığınız bütün fonksiyon özellikler bizim makinemizde ve traktörümüzde mevcut. Yani bunu araya part olarak atmış olduk. Bilgilendirme yaptık. Evet. Şimdi traktörün arkasına geçebiliriz tekrardan. Buyurun. Makine olduğu için biraz dar olacak. O yüzden şöyle yandan gösterdim. Zaten arkada çok fazla söyleyebileceğim şey yok. Şey, kabin süspansiyonu var mı? Kabin süspansiyonu yok Ömer ama şöyle. Sen önceki traktörüne kendin takmıştın sanırım. Evet, ona takmıştım ama buna ihtiyaç duymadım. Neden ihtiyaç duymadın dersen buna bir takoz daha atmışlar. Ve bu da bizim kabinimizin sallantısını bayağı bir kesiyor. Alıyor. Aslında benim istediğim özelliklerden hem ön TLS ve arka süspansiyon olarak. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada fiyat performans olayı tabii ki bildiğin üzere. Bu traktörü biraz daha ergonomik, biraz daha satışın hızlı yapılabilmesi için bu modellerinde yok. Bazı şeylerden, özelliklerden şey yapıyorlar, tabii, kısıyorlar mevcut. Aynen. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela yeni çıkan 6125 var, onda var. 135'ten sonrasında tamamın hepsinde TLS'li kabin süspansiyon mevcut. TLS, kabin süspansiyon, ön PTO, kollar vesaire her şey var. 6 tane lift çıkışımız var burada. Şöyle kameraman arkadaşımız yardımcı olabilirse. Tamam mı kanki, iyi misin? Burada 6 tane lift çıkışımız var. Burada bir çalışma olmuş, o yüzden biraz yağlanmış. Böyle yağlı olduğuna neden bu kadar yağlıya takılmayın. Gübre makinemizin hortumu patladı o yüzden. Aynen. Evet. Zeki düzeltti, bir çalışma olmuş dedim. Evet. Söylemişti kendisi de, detaylı anlattı. Onun haricinde pehlivan çekimimiz mevcut. Kaldırma destek sistemleri mevcut birazcık. İnce. Evet. Ama dediğimiz gibi fiyat performans ürünü olduğu için bunlara takılmıyoruz. Biz traktörü inceliyoruz. Burada sijeçlerin suyu burada sanırım. Evet, evet, cam suyu orası. Cam suyu burada dolduruluyor. Ne kadar ince olsa da mesela 5,5 ton gibi bir kaldırma kapasitesi var. Tabii 5,5 tonluk hiçbir ekipmanımız yok ama. Aynen. 5,5 ton. Ya zaten 5,5 tonluk bir ekipman olmasa bile bizim ekipmanlarımız genelde sallı olduğu için 1 tonluk ekipman 3 tona 4 tona kadar varabiliyor. Ya arkasında bizim zaten kullandığımız en ağır ekipmanlardan birisi havalı. İçine gübreyi doldururuz zaten en ağır o oluyor. Onu yeterli bir şekilde rahat bir şekilde kaldırıp sorun yaşatmadıktan sonra bir sıkıntı yaşamayız zaten. Aynen öyle. 4 ile 16'da pulluk takıyorsun zaten arkasına. Evet. Onu da çok rahat bir şekilde çekip çevirebilecek bir traktör. Hı-hı. Dedikten sonra yan tarafında orta kolumuzu da istersen söyle. O da opsiyon değil. Ha, bu da üstünde geliyor. Üstünde geliyor. Arkaya gelmişken arkadaşlar bu özelliklerden bahsetmişken arka LED lambalarından bahsetmek olmaz. Bunlar da LED lamba aynı zamanda. Gördüğün zaman böyle gayet şık bir tasarım var ve bunlar gündüz de yanıyor sanırım. Tabii gündüz de yanıyor. Gündüz hem de yanıyor. Hem, stop, hem de park olarak geçiyor aslında. 3 fonksiyon olarak kullanılabiliyor. Bunu çekici kılan aslında bir araba edasında
Arka tasarımım var, şık bir tasarımım var. Arkada 4 tane çalışma lambamız var aynı şekilde. Onu söylemeyi de unuttuk. Bunu da kameraman arkadaşım orayı da şöyle gösterirse. Arkada şeyler var, 4 tane lambamız var ve çit tepe lambası bu opsiyonel değil. Yok, üstünde standart geliyor. Olarak geliyor. Tabii. Bizimkilerde yok mu mesela? Ben sonradan taktırmaya çalıştım. Onda da birçok sıkıntı yaşadım zaten. Videoları takip edenler biliyordu. Evet. Neyse onu da burada videoya tekrar bölmeyelim. Traktörün içine geçelim. Traktörün içini inceleyelim. Dışında ekstra bizim bilmemiz gereken, söylemek istediğim bir özelliği Bu tarafına geçebilirsek orada size oraya da geçelim. Özelliğinden daha bahsedeyim isterseniz. Aynı şekilde düğmelerin aynısı bu çamurlukta da mevcut. İki tarafta da mevcut. Ve ekstra olarak arkadaşlar şimdi yeni çıkan birçok ithal traktörde kompresör yok. Aynen. Arazi koşullarında kompresöre de kimi zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ve ben de bir nevi biraz modifiye aşığı olduğum için. Aynen senin bayağı şeyler var onlardan bahsedeceğim zaten içeriye girince tekrardan. Şimdi korna vesaire istediğim için buraya kendim bu kompresörden aldım. Ve aynı zamanda yine satışını videonun yapıyorsun. Başında da söylediğimiz gibi satışını da yapıyorum. Buraya bizim takım sandığımız senin videonda da pardon benim videomda da söylediğim gibi. Takım sandığımız bizim burada da hiç kullanışlı değildi. Ben aynen. De bunu çıkartıp mı bunu yoksa bu aç? Burada bir böyle nasıl diyeyim kutu gibi bir şey var. Kutuyu çıkarıyorsun takım sandığı. Yani bunu buraya, mesela direksiyon böyleyken mecbur diğer tarafa çevirip böyle çıkarıp kullanmak daha gerekiyor. Ergonomik oldu. Daha böyle hani gizli gibi oldu. Ve aynı zamanda aslında yasak. Buraya bir sireni taktık. Evet. Ambulans sireni içeriden konuşabiliyorsunuz. Onu içeride bakacağım zaten. Hani benim, aslında güzel oluyor, şık oluyor. Biz bunu kullanmak için diye tarlada kullanıyoruz. Benim takma sebebim şu. Şimdi ekim yapıyorum. Mesela adama gübreyi aç diyeceğim. İçeriden bağırıyorum işte açmaz. Aynen. Şimdi içeriden gübreyi aç diyorum anlıyor beni. Aynen. Biraz dışarıya ses verebilmek için ve aynı zamanda da dediğim gibi süs aslında. Ya şey bile kornaya bile bastan anlaştığın zaman arkadaş sirene bastığım zaman başta çalışmaya değil. Aynen. Aslında bir nevi iletişim şeyi diyebiliriz. Bizim bölgemizde biraz telefonlarda da sıkıntı yaşıyoruz hatlarda özellikle. Yani babam tarlanın bir ucunda, ben bir ucundayım. Birbirimizi arayamıyoruz. Çalmıyor telefonlar. Aynen. Yani o yüzden mesela traktörde bile böyle bir şeyler mantıklı. Ya da bir sorun olduğu zaman bastığın zaman anlayabilir. Yani şimdi, bu adam sirene basıyor diye. Evet. Yeni TMR modellerde de aküyü buraya aldılar. Daha kullanışlı oldu aslında. Ön tarafı boşalttılar diyeyim. Yani olası bir kaza anında bir şeyde akünün bir patlayıp zarar vermemesi için bu direkt buraya aldılar. Yüksekliği de bayağı güzel, kullanışlı. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 50 santim gibi bir yerden bir payı var. Merdivenimiz de aynı şekilde yukarıya hareket edebiliyor. Onun da o güzelliği var. Yani buradan sökmek isterseniz deyip geçelim. Hadi gelin içeriye geçelim. Traktörümüz içine geçtik. Şöyle baktığım zaman traktör gayet ferah bir traktör. Burada zaten ilk dikkat çeken şeylerden birisi sunroof. Kullanılmayan bir özellik bile olsa traktörün iç aydınlatması olarak, ferahlık olarak içine bir şeyler katıyor. Zaten şöyle traktöre siz de baktığınız zaman içeride bayağı bir doluluk görüyorsunuz. Yani bu dediğim gibi terenin dolu traktörü olduğu için bunun olması normal. Burada sirenimiz... Ben şöyle yukarıdan bu teknolojik aletlerden, en sevdiğim yerden başlamak istiyorum. Bunları bir anlatayım. Burada sirenimiz mevcut. Bu kapalıken çalışıyor mu? Şurada düğmesi var Ömer. Yukarıda bak. Şurada mı? Ne? Az şu. Daha, evet. Aç onu. Şimdi çalıştırabilirsin. Bu hepsinin de bir şey var mı yoksa? Var. Mesela şuna basıp sonra şu önce buna sonra buna bas da çok bağırmasın. Gibi. Arkadaşlar bayağı bir bağırıyor. Ben bunu kapatayım. Şu şekilde. Şu anda köyün içinde olduğumuz için hani çok hani insanları rahatsız etmeye gerek yok. Ramazan mübarek bir gün. İnsanlar belki yatıyordur, şey yapıyordur. İnsanlarımızı rahatsız etmeyelim. Bunu daha sonraki bir videomuzda Zeki'nin kanalına tekrar misafir oluruz. Orada bunları deneriz. Traktörünü de deneriz. Arazide kullanırız. Çok güzel oluyor. Aynen. Arazide çok tatlı. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ben de böyle havalı korna falan çok seviyorum ama John Deere'de biraz böyle her şey elektronik olduğu için pek traktörü de izin vermiyor. Bir de çok tavsiye etmiyorlar bu tarz şeyleri. Evet. O yüzden biz bunları pek yapamıyoruz ama benim de istediğim şeyler. Hoşuma gidiyor yani bu tarz şeyler. Burada FGDI Dynamics'in uydusu mevcut. Sim kartlı olarak çalışan sistem. Şu anda bir baz istasyonu kuruldu bizim 15 km ilerimizde Arıkören diye bir köye. Oraya bağlı tek seferliğe mahsus 5000 lira verdik. Bir daha ömür boyu para vermek yok. Evet. Bizimkinde biz Trimble var. 105'te onu biliyordur arkadaşlarımız zaten. Hı-hı. Bizimkinde yıllık ödemesi var. Biz yıllık ödüyoruz. Dolar bazında bir ödemesi mevcut. Evet. Yani aslında benim söylediğim gibi geçen tarım fuarında da söyledim. Yani bu uydu sistemi geleceğin sistemi. Yani burada Trimble'dır, FGDI Dynamics'tir, Çelikel'dir. Şu marka bu marka demiyoruz.
Yani çiftçilerimizin hangisi bütçesine uyuyorsa bu sisteme geçmesi kendileri için büyük avantajdır. Hem bunun yakıtı var, gelir maliyeti açısından hesapladığınız zaman zaten birkaç sene içerisinde kendini çıkaran bir sistem. Kesinlikle. O yüzden tavsiye ediyoruz insanlara. Fiji Dynamics'i merak ediyorsalar senin kanalından inceleyip özelliklerini görebilirler. Tabii. Trimble'ı merak ediyorsalar benden izlesinler. Bundan sonra tercih onlara kalıyor aslında. Tabii ki de aynen öyle. Fiyat performans ürünü dediğim gibi. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi Türkiye'de çok baskın bir firma oldu aslında. Aynen. Şimdi yenilikçi bir şey geldi. İzabas da artık buna bağlanabilecek. Mesela ilaçlama makinesi vesaire. Bunun gibi özellikleri de geliyor. Trimble'da zaten olan özellik ama buna da aktarım yapılacak. Onun haricinde burada tohum sayarımız mevcut. Tohumlar tıkandığı zaman, tohum atmadığı zaman arkadaki ekipman burada hangisini atmadığını 1, 2, 4, 5, 6 şeklinde görebiliyorsunuz. Ona göre müdahalenizi yapıyorsunuz. Evet. Burada dekarını gösteriyor aynı zamanda bu. Hı hı. Ve ekstra olarak da bu tıkandığı zaman ötme gibi bir uyarı sistemiyle çiftçiyi uyarıyor. Sesli uyarı sistemi var Ömer. Zaten bir de çok tiz bir sesi var zaten. Gıcık eden bir sesi. Aynısından sende de var. Aynen. Biliyorsun zaten benim anlatmama gerek yok ama kesinlikle şiddetle bütün çiftçilere tavsiye ediyoruz. Yani biz alırken 5 milyar civarındaydı yani 2 sene önce. Evet. Şu anda ne kadar olmuyor? Belki 15 milyar civarındadır. Özdöken'inkini bilmiyorum ama rakip bir firmada 1600 euro diye biliyorum sensörün. 1600 hatta euro. HMS diyeyim. Yani onlar şeyde vardır büyük ihtimalle. Kaç santim hatta şu anda bizimkinde yok. Bunlarda o özellik yok ama. Şakalakta falan var bunlarda. Aynen. Yok. Yeni firmaların çoğunda var. Evet. Ama %100 olması gereken kesinlikle bir şey. Ben önceden diyordum ya ne gerek var hani biz 5 milyara taktırdım ya 5 milyar vermeye gerek yok gibi bir hani cahilce bir o zaman bir düşüncem oldu. Evet. Ama taktırdıktan sonra o kadar memnun kaldım ki birkaç sefer tıkandığını kendim gördüm. Direkt durdum traktörle müdahale ettim. İçine şöyle çok küçük bir kağıt parçası gitmiş. Aynen. Ve o sıra boydan boya belki ekilmeyecekti. Ve tohumun içinde de mesela bazen yabancı madde çıkabiliyor. Mesela hani normal sen ben yapmayabiliriz ama başka birisi mesela bu havaliyle geriye geldiği zaman mesela aynen özellikle baltalıda direkt tıkıyor. Direkt tıkıyor. Ve biz de şimdi piyasaya çalıştığımız için işi riske etmemek lazım. Aynen. Şimdi burada bir yıl gözüne baktığımız tabii bir şimdi biz 50-100 lira kazanacağız diye bir adamın bir yıllık mahsulünü heba etmeye gerek yok. Şimdi tohum bitebiliyor, insan dalabiliyor. Bir de çamurda özellikle baltalı sistemde dediğin gibi tıkanma oluyor. Çok fazla oluyor. Biz önceden bir de şunu yapıyorduk. Hani her başta kontrol ediyorduk. Yani bizim 250 metre tarlamızın boyu her başta in teker çevir. Her başta in teker çevir. Zaten orada harcanan tohum, yere dökülen tohum belki birkaç senede sizin şey paranızı çıkarabilir. Şu anda tohum maliyeti de zaten uçmuş gitmiş. Bir de tabii dediğimiz ki gibi bunun yanında ekstradan siz bir sıraya birkaç sıraya böyle boydan boya ekmediğiniz zaman onun içinden çıkacaktır zaten. Tabii ki demiş. Ya biz bir de bunun takıldıktan sonra rahatlığı geldi bize. Biz böyle birkaç sefer tohum koymayı unutmuşuz. Ben daha var daha var diye diye öyle birkaç sefer tarlanın ortasında tohum ile taşıdığımız oldu. Yani. Ama Allah'tan çok büyük haber rahatlık veriyor. Allah'tan yani haberimiz var. Yani diğer türlü nereye kadar ektim, nereye ekmedim bilmeyecektim. Tabii ki de. Neyse konuyu çok bölmeden bayağı bir muhabbet ettik. Bayağı Özdeken'e buradan duyurulur. Bize evet bir hediye paketi yaparlar. Aynen Özdeken'in bayağı reklamını yaptık buradan da. Burada bir de arka giriş görüş kamerası var. Arkadaşlar bu arada Zeki ile bu tarz muhabbetlerimiz zaten devam edecek. Yeni konseptler için birlikte çalışıyoruz. Şu anda projelerimiz var birlikte görüşüp konuştuğumuz. En kısa zamanda zaten bunların duyurusunu da yapıp videolarla birlikte sizlerle buluşturmayı düşünüyoruz. Bu yüzden hem benim kanalıma hem Zeki'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Bazı videolar benim kanalımda, bazı videolar çünkü Zeki'nin kanalında yayınlanacak. Bunu da dedikten sonra böyle kısa bir muhabbet eşliğinden sonra tekrar traktörü tanıtmaya döneyim. Sizlerin de çok vaktini almak istemiyorum. Burada geri görüş kamerası var. Şu anda aktif etmedin herhalde. Bir iki gün içinde aktif edeceğim diyordun. Evet, bugün takacağım çünkü. Aynen. Ama onun dışında görüntülü. Buradan televizyon olarak da kullanabiliyorsun evet, herhalde. Evet, görüntülü olarak kullanabiliyorum. USB'ye bir film, müzik vesaire yükleyerek. Her şeyi traktörün yapıyoruz içinde aynen. Rahat yani bir ev konforu sunuyor aynen diyebilirim. Ya çünkü biz traktörde çok vakit geçirdiğimiz gibi yeri geliyor belki 12 saat 15 saat traktörün üstünde çalışıyoruz. Evet. Bu tarz şeylerin olması alanımızı konforunu arttırmış oluyor. O yüzden seviyoruz. Burada bir de bir düğme var. Uydunun yanında bunu da söyleyeyim sizlere. Bu da kompresörün düğmesi. Kompresörü açıp kapatmaya yarıyor arkadaşlar. Onun haricinde şu göğüsten başlayıp ön kısma doğru geçmek istiyorum. Burada lif çıkışlarımız var. 3 adet lif çıkışımız mevcut. Telli değil mi? Elektronik. Elektronik. Hı. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Düzeltiyorum. Elektronik bir gaz pedalımız var. Gayet yumuşak. Burada hidroliği indirmemiz, kaldırmamız mevcut. Böyle elinin altında olması güzel. Ben seviyorum. Direksiyonu da şöyle indirdiğimiz zaman. Yani şöyle her şey elinin üstünde olması çok güzel bir şey. Şöyle direksiyonu indirdik. Uydumuzda takılı zaten. Onu söyledik. Şöyle elimin altında olması güzel. Hidroliği buradan indirip kaldırıyorum. El gazını buradan ayarlıyorum, veriyorum. Burada devir sabitlemelerimiz mevcut. 1 ve 2 olarak bunları farklı devirlerde atayım. 1700, 1500 mesela ikisini bunu farklı değiştirebiliyoruz değil mi? Tabii. Kendini ayarlayabiliyorsun. Ayarladıktan sonra istediğiniz şekilde arkadaki ekipmana göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada çift çekerimiz ve diferansiyel kilidimiz mevcut. Burada
şey durduruyor. Kuyruk bilimimizi kolu kaldırdığımızda durduruyor. Aynen. Auto yapabiliyoruz. Buradan başlayıp tekrar durduruyorsun zaten başa geldiğiniz zaman. Bu indirdiğiniz zaman kendi çalışıyor. Üfleme ne işe yarıyor? Aynen. Bulimleri temizleme diyeyim. Aynen. Bu şey otomatik değil. Kendin buradan mı yapıyorsun yoksa otomatik ekstra da yapabiliyor musun? Burada AdBlue diyelim arazide biterse burada ekranda oranın işaretini veriyor. O düğmeye bastığın zaman bir yarım saat daha sana müsaade tanıyor. Evine gidebilirsin. Ha, güzel bir sistemmiş. Mesela bu bizimkinde var mı? Erteliyor yani. Güzel bir sistemmiş. Burada hidrolik indirme kaldırmalarımız mevcut. Ayarımız. Daha sonrasında buradan ne kadar hızlı, ne kadar yavaş kaldırabileceğinizi buradan kaldırmanın yüksekliğini ayarlayabiliyor. Bu yükseklik ayarlıyor sanırım. Değil mi? Evet. Ne kadar o, yukarıya kaldıracağınızı. Yani. Burada da hassasiyetimiz var traktörün. Arkada ekipman varken, çalışırken özellikle pullukta kullanıyoruz. Hı hı. Traktörümüz 5 vites arkadaşlar. 3 tane de buçuğu var burada ekstradan. Burada da 4 takviyemiz mi var? Evet, 4 takviye, 5 ana vites. 3 tane uçuğumuz var. Toplamda 60 ileri 60 geri. Artı el debrajımız orada mevcut. Şu arka tarafta. Arka tarafta fitesi. Hmm. Aynen. Bu el debraj güzel oluyor ya. Ayak debrajını kullanmana gerek kalmıyor. Hiç iptal aynen. Frene basıp tamamen elinde. Zaten shuttle'da hani elektronik olduğu için hiç gerek kalmıyor. Oraya da göstereyim. Sen de şöyle direksiyonumu hafif bir kaldırayım. Oranı da göstereyim. Elektronik shuttle'ımız mevcut. Shuttle'ın yanında sertliğini ve yumuşaklığını geçişini ayarlamak için burada 5 kademimiz var. 5 kademeli bir şekilde ayarlayabildiğiniz bir sistem var. Zeki daha iyi biliyor zaten. O da bana yardımcı olan. Burada ışıklarımız mevcut. Yan tarafında şurayı da gösterelim. Burada ışıklarımız mevcut dediğimiz gibi. Zeki'nin içinde döşemesi var. Gayet güzel bir ışık bir döşeme olmuş. Benimkinin içi biraz pist. Aşağı tarafı göstermedik de. Şeyi de gösterenler. Burada stop go var mesela. Ya bu ne işe yarıyor mesela? Bu stop go'ya bastın, frene bastığın zaman duruyor. Hani otomatik araba gibi oluyor aslında. Bu devamlı aktif değil mi? Sen kendi tarlada aktifleştiriyorsun o zaman. Ona düğmeye bastığın zaman kendisi aktifleşiyor. Yani senin aktifleştirdiğin bir şey değil aslında. Hı. Bizim traktörde o tamamen otomatik diyeyim yani şey yapmıyoruz. Biz debriyaj çok kullanmıyoruz Jönder'de. 120 mm'de özellikle. Frene bastığın zaman duruyor. Ayağımı çektiğim zaman duruyor. Bunu hani burada aktifleştirip kapatabiliyorsun. Aynen. Hani atıyorum ekimde veya başka bir yerde kullanmak istemiyorsan direkt kapatabiliyorsun. Ben böyle bir özelliğinin olduğunu bilmiyordum. Gerçekten güzel bir özellikmiş. Hani evet. Hemen altındaki düğmede çocuk kilidi diyelim. Kuyruk milinin durmaması için aşağı indiğinde ekimde onun için kullanılıyor. Yasal zorunluluk olduğu için zaten artık 10 saniye sonra traktörden indiğiniz zaman koltukta sensör olduğu için durduruyor. Aynen öyle. Şurada da şartelimiz var. Bunu da belki sen görmemişsindir. Ben göstereyim. Bunu da göstermiş olduk. Kuyruk milinden bahsetmedik sanırım. Bu tarafa geldiğimiz zaman kuyruk milini. Arkadayken bahsetmedim ben kuyruk milinden. Traktöre çıkınca bahsetmek istedim. Traktörümüz de 540-750-1250 olarak 4 takviye olarak mevcut. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. 540 alıp bunu yukarıya çektiğiniz zaman 750 oluyor. 1000'e alıp yukarıya çektiğimiz zaman 1250 oluyor sanırım. 1000 ekonomi oluyor aslında. 1000 ekonomi oluyor. Çoğu kişi 750'yi bilmiyor aslında. Yani bizim şeyde de traktörde zaten 750 yok. 540-540 ekonomi. 1000-1000 ekonomi olarak mevcut. Aynen. Ama biz 540 ekonomiye de 750 dedi mi? Aynen 540 ekonomiye de 750 diyoruz. Biraz daha hızlı çevirdiği için. Park burada yeni modellerde bir file koydular buraya. Kullanışlı oluyor biraz. Biraz dar. Biraz dar. Yani küçük paketleri koymaya yarıyor diyelim. Küçük paketleri çok marızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir hostes koltuğumuz mevcut. Bayağı geniş rahat. Ekstra senin burada bardaklıkların falan da var. Bunlar sen kendin aldın. Evet bunları ben kendim yaptım. Bunları Trendyol'dan kendim hazır aldım içini. Bu dışını da kendim evde diktim şöyle göstereyim onları da. Buraya kapılara koyuyorsunuz. Evet, güzel bir aksesuar olmuş. Ben kamerayı alayım şöyle bir de teyplerini buraya çekeyim. Tabii buyur. Arkadaşlar burada teybimiz mevcut. Bluetooth, USB'li, hepsi var. AUX, SD kart. Buradan kafalanmalarını yakabiliyorsunuz. Ön lambaları yakabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde arka lambaları yakabiliyorsunuz. Havalandırma menfezlerimi şöyle traktörün üstünü de çekeyim sizlere. Burada bir tane var, burada var, burada var aynı şekilde. Yan tarafımız da var. Burada var. Şöyle gösterdiğim zaman sunroof'tan gayet geniş bir açı. Traktörün şöyle kullanım açısında sizlere göstereyim görüşünü. Benim en sevdiğim özelliği Ömer, bir de buralarda var, araba gibi. Aynen. Kolonlarında var. Önde ayakları, kışın ayakları falan çok güzel. Oradan sıcağı aldığın zaman. Sıcacık geliyor, çok harika bir oluyor. Aynı şekilde yan tarafta da var. Bu aşağıda yok sanırım. İç taraftan gelmiyor. Orada yok Ömer. Bu seninkinde burada çok. Bizimkinde bu yan taraflarında çok yapmışlar. Yani burada iki tane mesela cam açıcı var. Şunlar çok kullanışlı olmuyor zaten. Ben bu tepedekileri çok sevmiyorum. Aynen. Şöyle göstereyim. Benim bunların hepsi cama doğru duruyor. Aynen cama doğru durması gibi öbür türlü. Isıyı kesiyorum. Ben kendime hiç vurmuyorum. Aynen. Kendine vurduğum zaman hasta oluyoruz direkt. Hasta ediyor insan Erko. Başka öyle şöyle traktörümüzde söyleyebiliriz. Traktörümüzde ben size bir özelliğinden daha bahsedeyim. Belki sen görmemişsindir daha önce. Şöyle indireyim. Şuradaki düğmelerden şöyle yapalım.
Tarlamızın metresini ölçebiliyoruz. Aslında bir nevi şimdi dümenleme aldığımız için böyle şeylere gerek kalmadı. Ama buradan dediğim gibi tarlanın metresini, uzunluğunu, enini, boyunu ölçüp kendiniz bir tarla dönümü çıkarabilirsiniz. Bu da bir özellik olarak. Yani güzel bir şey. Ekstra ufak tefek özellikler koymaları. Cazip şey ve dediğin gibi fiyat performans ürünü olaraktan bayağı özelliği olan bir traktör. Siz de isterseniz kornayı da bir duyayım. Aynen. Bir kornaya da duyalım. Bayağı bir fena sesi var. Aynen. Çok köyü inleti, aynen. Köyü toplamayalım başımıza. Şöyle bir de arka tarafı göstereyim. Arka bakış açısını. Camını, cam bayağı geniş. Şu anda ben direksiyonun üstüne çıktım arka hani ekranın alması için. Evet. Bayağı geniş bir arka görüş mesafesi var. Şöyle bir camı da bir açayım. Az öne çekmen lazım Ömer. Şöyle keseriz. Aynen. Toz dökülmezse iyi. Bir tık döküldü. Bu bir daha tam da açılabiliyor. Bir kademe daha açılıyor. Bunu buradan çıkarıyoruz değil mi? Aynen. Arka camımızı da açtığımız zaman böyle 45 derecelik, 50 derecelik bir açısı var. Şöyle kapatayım camı tekrar. Dışarıdan çok fazla rüzgar var. İçeriye rüzgarla tozu doldurmayalım. Bunu da şöyle büküyoruz. Tam takamadım. Az aşağı yapman lazım. Önemli değil ya. Aynen sıkıntı. Bunu sen takarsın. Alışık olmadığımız için biraz zor kapattık. Tabii illa ki şimdi herkesin kendi traktörü kendine alıştı. Aynen alışık olduğu için. Aynen öyle. Traktör içinde başka bizim gözden kaçırdığımız, seni söylemek istediğim bir özelliği varsa sen vallahi de söyleyebilirsin. Sanırım kalmadı. Klimalardan da bahsettik. Klimaları söylemedik. Burada bu tarafı çekmedik sanırım. Aynen, silgeçlerimiz. Doğru. Burada klimalar, burada bu elektronik değil. Elektronik değil. Mekanik. Kademeli. Aynen ama istediğiniz zaman kendiniz klimayı o buz işaretinden açıp kapatabiliyorsunuz. Tıpkı arabalardaki gibi. Havalandırma görevi görüyor. Aynen. Zaten sizin havalandırma için sunroofunuz da var. Şunu da bahsedeyim. Zararlı öyle. Madde içenler için buradan bir nevi pervane görevi görüyor. Aynen. Dışarıya doğru götürüyor. Önermiyoruz kimseye tabii ki. Şunu da göstereyim Ömer. Hani her zaman böyle güneşli olacak diye bir şey yok. İstediğiniz zaman içeriği de böyle karartabiliyorsunuz. Perdemiz de var bu şekilde. Perdemiz de var. Ama açık gibi duruyor. Açık değil mi? Daha yeni şey sunroof. Şu an sunroof açık. Ha, açık. Aynen. Çünkü dedim yoksa böyle mi bir açısı var? Yok yok. Böyle. Aynen sunroof açık. Sunroof burada kapalıyken nasıl oluyor? Bir de onu görelim. Bu şekilde. Yani kapalıyken de bu şekilde. Üzerinde zaten uydu ben şey. Ben burayı da çektim. Kendim bir saklama alanı olarak kullanıyorum. Buradan da boş. Şöyle aslında bir boşluk var. Buraya var şöyle var. Bir raf gibi bir şey yaptırıp. Aynen. Tamamen. Tüm o sonlarda oluyordu ya. Aynen. Ön tarafındaki bir şey yapmak istiyoruz bakalım. Sen zaten seviyorsun böyle şeylerle bir de Ömer, benim şöyle bir alışkanlığım var. Benim pek traktörü ustaya götürme gibi bir alışkanlığım aynen. yok. Kendim seviyorum. Kendim söke dağıta bazen yapıyorum bazen yapamıyorum. Ama uğraşıyorum. Günün sonunda onu bitirmiş oluyorum. Ya sevdiğin işi yaptığın için zaten hiç tabii, sıkıntı olmuyor. Yani biz işimizin mecnunuyuz. Sabah böyle isyan ederek değil de hadi bismillahirrahmanirrahim bugün ne iş yapacağız diyerek uyandığım için işimin aşığı olduğum için o yüzden çok zevk alarak yapıyorum. Evet arkadaşlar bir traktör incelemesinin daha sonuna geldik. Daha yeni aslında biz bunu çekmiştik. Ben sesi açmayı unuttuğum için tekrar bir daha çekiyoruz bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bunları bize belirtebilirsiniz. Cesur Farm'la birlikte büyümeye devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle birlikte. Yeni içeriklerimiz devamlı olarak gelecek. Üzerinde çalıştığımız birkaç projemiz var. Zeki de birazdan sizlere bahseder zaten. Ben sizi şimdi Zeki'ye bırakıyorum. Benim için güzel, eğlenceli bir gün oldu. Böyle birisiyle, Zeki'yle video çekmek gayet eğlenceli. Muhabbete için de oldu. Hatta traktör incelerken videonun içinde siz de fark etmişsiniz. Traktör incelemeden ziyade böyle muhabbetse kaçtı evet. biraz da. Ama bence güzeldi. Böyle daha zevkli oldu. Böyle olmasını istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında tekrardan dediğim gibi belirtebilirsiniz. Bir de bir konsept soruyorum sizlere. Böyle Zeki'yle birlikte muhabbetlerimiz gelsin mi? Ne düşünüyorsunuz bu tarz? Tarım üzerine olabilir. Farklı içerikler olabilir, traktör üzerine olabilir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtin. Ben sözü Cesur Farm'a bırakıyorum. Bizi ağırladığı için de buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömer. Buraya kadar zahmet edip çıkıp geldin. Birbirimizin kanalına içerik ürettik. Öncelikle mikrofonu sökmedin. Aynı şeyleri bir daha konuşabilir miyim? Aynen. Şu anda bir şey oldu. Şeyi söylemeyi unuttuk. WhatsApp grubumuz var. Aynen. Onu da ben ekleyeyim. Zeki'nin WhatsApp grubu var. Benim de içinde dahil oldum. Böyle çiftçilerin birbiriyle karşılıklı danışarak yeni gelişen ürünler olsun, gübreler olsun bunların hakkında fikir alışverişi yaptıkları bir Zeki'nin grubu var. Onun linkini ben aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Onun grubuna da katılabilirsiniz. Dediğimiz gibi tekrar Cesur Farm'a ve kanalıma abone olmayı unutmayın. WhatsApp grubuna da katılarak birebir görüşmeleri oradan gerçekleştirebiliriz. Bu arada Halil abi vardı. Bu videoyu da izliyordur muhakkak. Halil abi numaramı sormuştum. WhatsApp grubuna katılırsan oradan görüşebiliriz seninle. Evet. Her videoya yorum yapıyorsun. Teşekkür ediyorum buradan. Sana selam söylüyorum. Evet Ömer'cim şimdi tekrardan laf bana döndü dolaştı geldi.
Şimdi öncelikle buraya kadar zahmet edip çıkıp geldin. Birbirimizin kanalına içerikler çıkardık. Zaten seninle hukukumuz sadece buradan tanışmışlığımız yok. Hem komşu köylüyüz hem aslında Ömergül aslında bu köylü. Ve aynı zamanda bu köyde de bayağı büyük bir tarım alanı açık. Kendileri burada tarım yapıyor. Bir şöyle hukukumuz daha var. Ben daha önce Ömergil'de çalışıyordum. Ömer'in kuzenigil'de çalışıyordum. Aslında bakarsanız bugünün atmış olduğumuz temeller, bugünün videoları aslında o zamanın bilgilerinden kaynaklı. Hiç unutmam, Ömer'in babasının aklından çıkmayan iki sözü vardır. Çok da severim. Buradan kendisine selam olsun Sezgin abi. Selam. Her zaman derdi ki abim, hani çalıştığın banaysa öğrendin kendine. Tamam, benim burada çalışıyor olabilirsin ama buradan ne öğrenebilirsen ileride senin kendi çok işine yarayacak derdi. Bu kelimeyi hiç aklımdan çıkarmadım ömrüm boyunca. Bir ikinci kelimesi de şuydu. Eğer abim derdi, kendi işini takip etmezsen ilin işini takip edersin. Yani başkasına çalışırsın ya da başkasının işte ne iş yapmış bunları takip edersin derdi. Bu da benim ömrüm boyunca, yani bugüne kadar, bu yaşıma kadar hayatımda tecrübe edindiğim kelimelerden birkaçı oldu. Buradan o yüzden tekrardan Sezgin abiye ve kuzenine bugün yani bizim gübreleme programlarımız, tarla hazırlıklarımız, ekipman ayarlamak, traktörü işte bu kadar seri kullanmak gibi olsun. Bunların birçoğunu ben onlardan öğrendim. O yüzden ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Buradan izliyorlarsa selam olsun diyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim Ömer. Ben teşekkür ederim. Hakkını helal, şöyle yapalım. Aynen, ters olsun senden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ömer'in kanalına ve bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerikler gelecektir. Pancar ekimimiz var. Benim bu sene Ömer orayı ziyarete gelecek. İkimiz de ciddi anlamda bir mısır tarımı yapıyoruz ve yüksek verimlere oynamaya çalışıyoruz diyelim. Ömer'in de deneme sahası olan yerleri var. Bizim de bu sene bayağı bir tohum denememiz var. İki tarafta birbirine kanalına içerik çıkarak ve sizlere bilgilendirme açısından video gelecektir arkadaşlar. O yüzden kanallarımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim bizi bu vakite kadar izlediğiniz için. Buraya kadar gelenler lütfen yorumlara belirsin. Şöyle bir şey yapalım Ömer, eğer bana kızmazsan. Bu videoya ve benim videoya 1500 beğeni gelirse, yani like işareti gelirse bu videonun ekipmanlarını da çekelim. Mesela olur, ben senin ekipmanına gelip inceleyeyim, sen benim ekipmanımı gel incele. Bu şekilde bir de garaj videosu yapalım. Yani bu iki tane büyük makinenin kullandığı ekipmanları hep birlikte görelim diyelim. Olur, güzel bir içerik oluyor. Garaj tanıtım videosu da benim kanalımda konseptim var. Bu tarz ziyaretler yapıyorum zaten. Bu konseptin de zaten devamının geleceğini buradan söyleyelim. Hatta bu konseptin yeni adında ben milyonluk garaj serisi olarak düşünüyorum. Milyonluk garaj serisi olacak. Bu konsept zaten Zeki ile hani kardeş kanal diyebiliriz birbirimize. Onun kanalı benimkinden büyük olsa da birbirimizin kardeş kanalıyız bundan sonra. Estağfurullah tabii. Hani benim konseptim o da aynı şekilde kullanabilir. Benim TMS diye konseptim var. Bir tane bir mahsul, bir sezon diye, onu da biliyorsun. Birbirimize konsept alışverişi de yapıyoruz zaten. Bizde de işte Ekim'den Hasat'a kadar diye o başlıkta açıldı, o başlıkta yani gidiyor. Farklı aslında, hani benzer içerikler olsa da farklı konseptlerdi. İçerik üretiyoruz. Evet. Birbirinin konseptlerinde kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Tabii. O da benim konseptlerimi kullanabilir. Bunları dedikten sonra burada bitirebiliriz herhalde videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Ben hep şöyle kapatıyorum. Hop.